İyi günler arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu yayınlıyorum. Jeppesen çarklarla mesafe ölçme. Bildiğiniz gibi ilk videomuzda Jeppesen çarklarda koordinat bulma işlemini yapmıştık. Dolayısıyla da bu iki video ile birlikte Jeppesen çarklarda hem koordinat bulma hem mesafe ölçmede çok rahatlıkla işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle Jeppesen çarkımızı açalım ve bu Jeppesen çarkımız üzerinde bizim mesafeyi, iki nokta arasındaki mesafeyi ölçebilmemiz için bir ölçeklendirme yapalım. Bunun için enlem çizgilerimizi çizelim. Birinci enlem çizgimiz 53 nord. İşte gördüğünüz gibi 53 nordu çizdim. İkincisi yukarıda 54 nordu ne yapıyorum? Çiziyorum. Bu 53 ve 54 nortu çizdikten sonra sadece bir tek 8 derece west boylamına çizeceğim ve bunun üzerinde kendi bir ölçeklendirmemi yapacağım. Şimdi bu 8 west üzerinde gördüğünüz gibi iki enlem arasında 53 nortla 54 nort arasında iki enlem arasında mesafe 60 nautical mile'dı. Ve Jeppesen'da bizim ölçeceğimiz iki nokta arasındaki mesafeler hep nautical mile cinsinden olacak. Ve ilk tikimizi de 53 nokta itibaren 10 mil ve 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil ve 60 mil olarak gördüğünüz gibi işaretledik. Şimdi biz enlem ve boylamlarla ve tik çizgilerimizle kendimize bir ölçeklendirme hazırlamış olduk. Bunu her seferinde yapmamıza gerek yok. Şimdi iki tane nokta seçelim. Güneydeki Camp Moore ile Castlebar meydanları arasında iki nokta arasındaki mesafeyi ne yapalım? Ölçelim. İşte şöyle bir siyah ok işaretimize bu iki hava meydanı arasındaki mesafeyi işaretledik. Bunu bir pergel yardımıyla yapabilirsiniz. Bunu aynı zamanda bir kağıt yardımıyla veya da pırlantanızı, elinizdeki pırlantayı kullanaraktan bu mesafeyi ölçebilirsiniz. Ve Jeppesen çarkların alt kısmında, üst kısmında ve sol tarafında bulunan şu gördüğümüz ölçeklendirme üzerinde bu mesafenin ebatını getirip koyup ve yaklaşık bir 36 mil mesafe olduğunu görüyoruz ve Castlebar meydanı ile Canmore meydanı arasının 36 mil mesafede olduğunu ne yaptık? Ölçme işlemimizde gerçekleştirdik. Diyelim ki Jeppesen çarklarımızın hemen işlem yaptığımız bölgeden bunu ölçmek istersek bu iki nokta arasındaki mesafeyi 53 North 8 ve West'in köşesine bu pergelle, plotter'la elimize kağıtla işaretlediğimiz bölgeyi getirip koyacağız. İşte aşağıdan itibaren gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 35 ve yaklaşık 36 mil olduğunu bu şekilde de ölçme işlemimizi Jeppesen'da iki nokta arasındaki ölçme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Bizim bu low level bu çarklardaki yaptığımız işlemler spesifik uçuş dediğimiz okyanus üzerindeki okyanus geçiş uçuşlarında biz North Atlantic Plotting çarklarını ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bu çarkların üzerindeki bir ölçmeyi gerçekleştirebilmemiz için gene bir ölçeklendirme yapalım. Kırmızı çizgiyle çizdiğimiz şu 30 west çizgisinden sonra aşağıdan itibaren işte 50 nord, 51 nord, 52 nord, 53 nord, 54 nord ve 55 nord şeklinde çiziyoruz. Ve de bu her iki enlem arasının gene 60 mil olduğunu burada da bir önceki ölçme işlemimizden de hatırlayalım. Ve devam edelim 56, 57, 58, 59 ve 60 nortu çiziyoruz. Ve 60 norttan sonra da
2 tane daha 62 nokta kadar ben bunu ne yaptım? Devam ettirdim ve gene de bu North Atlantic Plotting Chart üzerinde de bir ölçeklendirme elde etmiş oldum. Bunu sizin yapmanıza gerek yok. Bir seferinde bunu bu şekilde gördükten sonra kendiniz ölçeklendirme yapmadan da bu mesafeyi ölçebilirsiniz. İki tane nokta seçelim. Noktalardan bir tanesi 50 North, 0.45 West. İkinci noktamız da 60 North, 0.35 West olarak işaretledik. Ve bu iki nokta arasındaki mesafeyi gene böyle siyah bir ok işaretimizle belirleyelim. Bunu plotter'la gene kağıt yardımıyla ve pergelle bu iki nokta arasındaki mesafeyi ölçüp 50 North 30 West'in köşesine şu şekilde yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi 50 North'la 51 North'un arası 60 mil demiştik. Kaç tane 60 var? Tek tek sayaraktan bu mesafeyi bulmaya çalışalım. İşte 50 North'la 51 North'a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 60 nautical mile 660 yapıyor. Bunun üzerine işte yaklaşık 60 değil de 50 mil daha ilave edersek 660'ın üzerine 50 daha ilave ettiğimizde ne yapıyoruz? 710 nautical mile bu iki tane seçtiğimiz noktanın arasındaki mesafenin olduğunu görüyoruz. İşte bu 710 mili de burayı da işaretliyoruz ve böylelikle okyanus üzerinde North Atlantic Plotting Chart'ta da mesafe ölçmeyi pratik şekilde gerçekleştirmiş olduk. İşte bu iki videomuzda Jefferson'da koordinat bulma ve Jefferson üzerinde mesafe ölçmeyi işlemiş olduk ve bununla birlikte artık Jefferson'da ilk başlangıçtaki ölçme işlemlerinde ve koordinat bulmada herhangi bir sorunuz olacağını zannetmiyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Abone değilseniz eğer abone olursanız sevinirim. Bu videoları havacılığa yeni başlanmış kardeşlerimize, arkadaşlarınıza izletirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.